Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Evet, Pirada'yım. Slow motion for me. Slow motion for me. Moving slow motion for me. Slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Slow motion for me, slow motion for me, slow motion for me, moving slow motion for me. Burası Sivastopol Limanı. Arkamda limanı görüyorsunuz. Ve ülkemiz açısından da son derece önemli bir nokta. Bu limanda şu anda bu adam belki midye topluyor ve içindekileri soyup para kazanmaya çalışıyor. Fakat yıllar önce bu noktada inanılmaz gelişmeler olmuş biliyorsunuz. 1914 yılında ülkemizi 1. Dünya Savaşı'na sokan olay burada olmuş. Tahmin ediyorum birçoğunuz biliyordur sevgili seyirciler. Göben ve Braslav isimli iki tane Alman zırhımızı 1914 yılında bu limana geliyorlar ve Sivastopol'u bombalıyorlar. Ve burayı bombaladıktan sonra da bu belki de ülkemizi Dünya Savaşı'na sokan olay oluyor sevgili seyirciler. Birinci Dünya Savaşı'na bu olayla giriyoruz. İşte bu liman o yıllarda bombalandığı zaman biz belki de savaşa girmiş oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu iki zırhlıyı İstanbul'da biz koruduğumuz için Ruslarla aramız açılıyor ve böylece de savaşa giriyoruz. Peki bu limanda ne var diyeceksiniz? Bu limanda o zaman Rusya'nın donanması varmış. Şu anda açıkta da zaten görüyorsunuz donanmadan bazı gemiler. Burası Ressamlar Sokağı, yani Sanat Sokağı sevgili seyirciler. Adamlar geliyorlar, resimlerini yapıyorlar ve burada satıyorlar. Ve bana göre gerçekten çok güzel resimler var. Şimdi bu tarafta gördüğünüz gibi ressamlar var. O tarafta da sizin resminizi çizenler var. Mesela şu çocuğun resmini çizen bir adam görüyorsunuz. Merhaba, nasılsın? İşte sevgili seyirciler, Türkçe biliyor. Sen ressam. Ressam. Ben burada yaşıyorum, Ukrayna'da, Gagavuz. Ha, çok Gagavuz, ha, Türk. Çok güzel resim. İlk portrede çıkarıyorum. Ha, çok hızlı yapıyorsun değil mi? Evet, tek kızı oturuyor. Evet, ufak kızı almış sevgili seyirciler. Biz Türk televizyonu. Televizyon, Türk televizyonu. Herkes bizi seyrediyor. Türkiye selam. Türkiye selam. Türkiye selam desek. Adı, isim ne senin? Victor. 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 Victor sevgili seyirciler size Gagavuz Türk'ü buradan el sallıyor. Very nice place, Yalta. Yes, it's good. Married? Married? No. In future? In future, maybe. Yes. She speaks English? No. We can speak more comfortable. More comfortable. She loves you? She loves you? I don't know. Yes, I love you. She doesn't speak English, but she understands. In future, Turkey, Istanbul, Antalya? No. Honeymoon? Honeymoon? Honeymoon, maybe. Yeah, in Turkey, okay. Maybe in Turkey. Thank you very much. Have a nice holiday. Evet, gördüğünüz gibi sevmişler birbirini, gelmişler buraya. Yani bu kız için bir yorum yapayım size. Buradaki ortalama güzellik bu. Evet, kızlar hakikaten son derece güzel ve sempatik. Noktalarında bile Türk bulabildiğimize göre herhalde tahmin edeceğiniz gibi Yalta'da da Türk bulduk sevgili seyirciler. İşte günün Türk'ü Mehmet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Mehmet de burada. Tek başına dolaşırken karşılaştık ve hemen soruyoruz tabii. Mehmet, kimle geldin, ne yapıyorsun? Ailemle beraber geldik buraya. Aile. Evet. Buradan sonraki durak neresi? Önce Türkiye, ondan sonra yeni bir... Peki fiyatlar nasıl şimdi? Türkiye'de tatil geçirdin, sen burada geçirsen aradaki fiyat nasıl yani? Türkiye'den daha ucuz diyebilirim. Evet. Çok daha ucuz diyebilirim. Daha ucuz? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, biz hep pahalı yerlere gidiyoruz zannediyorsunuz. İşte Yalta, burnumuzun dibinde. Öyle fazla da para harcamadan gelebiliyorsunuz ve rahat bir tatil geçiriyorsunuz. Evet, mutlaka öyle. Ve gezdin mi? Palas falan var. Her yeri, bütün müzeler olsun, turistik yerler olsun, çok evet. Güzel yerler var.
Burası Sivastopol. Şu anda Sivastopol'dayız ve arkamda gördüğünüz müze Panorama Müzesi. Gerçekten çok önemli bir müze. İçeride inanılmaz görüntüler var. Görüntü deyince ne geliyor aklınıza? Bilmiyorum müzeden ne geliyor fakat burada çok güzel bir resim göstereceğiz size. İşte müzenin içerisindeyiz seyirciler şu anda. Ve arkamda gerçekten olağanüstü bir resim görüyorsunuz. Adamlar 1855 yılının 6 Haziran'ını aynen buraya çizmişler ve o günkü atmosferi burada bize gösteriyorlar. Tabii ki tam bir savaş günü ve cephelerdeki görüntüyü burada görebiliyorsunuz. Tam 4000 tane asker var sevgili seyirciler burada. Yani siz şu anda görüyorsunuz ama bu müze tam bir daire şeklinde ve biz yürüdükçe gördüğünüz gibi arkaya doğru her yerde resim devam ediyor. Evet, burada yine savaştan bir bölüm görüyorsunuz ve o günleri adeta bize yaşatıyorlar. Şurada maketleri görüyorsunuz ve maketle resmin birleştiği yerlere bakarsanız sanki resimle maket bir bütün gibi. Böylece üç boyutlu bir görüntü oluyor. İşte cepheler sevgili seyirciler. Kuşatma Kırımlılar için çok önemli sevgili seyirciler. Burada yaklaşık 1 milyon kişi ölüyor sevgili seyirciler. Bu savaşta toplam 1 milyon kişi ölüyor. Ve bu gördüğünüz yerde de tam 170 bin tane müttefik askeri buraya saldırıyor. Ve 70 bin kişiye de bu savunma yapılıyor. İşte kaleden yine bir görüntü görüyorsunuz. Evet, tam 40 tane ressam burayı beraber çiziyorlar. Beraber resimliyorlar ve sonuçta böyle bir şey çıkıyor ortaya. Burada maketler, orada resimler ve dediğim gibi savaşın o günlerine dönüyorsunuz. Yine çok önemli bir ayrıntı var. Burada hiçbir şekilde elektrik ışığı kullanılmıyor sevgili seyirciler. Yani elektrikten yararlanılmamış bu ışıklandırmada. Şimdi ışıl ışıl görüyorsunuz etrafı. Fakat nasıl oluyor onu anlatayım size. Buranın kubbesi cam. Ve camdan gelen güneş ışığı öyle bir şekilde aydınlatıyor ki burayı adeta bir sahne gibi oluyor. O da olağanüstü bir dekorasyon bana göre. Ve şurada mesela kırmızı, daha doğrusu yanıyor gibi gözüken tahtalar görüyorsunuz. İşte bu tahtaların özelliği ne diyeceksiniz? Burada herhangi bir ışıklandırma kullanılmamış. Köz gibi görünen şeyler aslında kırmızı camın tuzundan oluşan ve üzerine de kırmızı boya dökülen maddeler sevgili seyirciler. Ve güneş ışığı da oraya vurduğu zaman işte böyle bir renk alıyor. Bana göre bu müzede yine en etkileyici noktalardan biri bu. Çünkü baktığınız zaman gördüğünüz görüntü adeta hala yanıyor gibi. Bu kadar gerçekçi olabilir. Şu anda aslanın kafesinin önündeyiz sevgili seyirciler. Ve tabii ki gördüğünüz gibi aslan orada esniyor şu an, dişlerini gördünüz mü? Evet, ben çoktan gördüm. Elimiz boş gelmedik. İşte bir tavuk budu aldık sevgili seyirciler. Şu anda bunu gördüğü için dikkat ederseniz hayvanla göz gözeyim şu anda. Acuncum, onu bana verecek misin yoksa ben alayım mı havası görüyorum ben bu aslanda. Attım. Yani bakıyor şu anda. Hayvan baktı sevgili seyirciler. Tavuğa baktı. Ve kusura bakma hareketleri gördük. Gidip geri alayım bari. Sevgili seyirciler, bu ayıyı beslemek istiyoruz. Şu anda hayvan istekli. Buradan postalıyorum. Ayıyı beslemeye çalıştık. Yani besledik diyemiyorum çünkü tavuğun bir kısmı dışarıda kaldı, bir kısmı içeride kaldı. Şu anda o da bize biraz bozuldu tabii haliyle. Hani insan şu tavuğu biraz parçalayıp da verir diye. Ne yapalım, biz de bu kadar verebildik. Şu anda gerçi çalışmalar sürüyor görüyorsunuz. Ve ayımız bugün de tok geçirecek diye düşünüyoruz. Şimdi o tavuk buradan sığdı ve hayvan yedi. Şimdi size o hayvanın o tavuğu nasıl yediğini çeşitlerle gösteriyoruz sevgili seyirciler.
İşte karşınızda Yalta. Gerçekten Bodrum gibi yermiş. Gitmeden bilmiyorduk. Yalta'yı sevdik ve Yalta'ya devam ediyoruz. Yalta'da yemek olayının bir numarasındayız sevgili seyirciler şu anda. Akşam yemeğinizi burada yiyeceksiniz. Nerede yiyeceğiz? İşte Mountain Spring İngilizcesi. Yani burada kaynak suyu var demek istiyorlar sevgili seyirciler. Başka ne var? Çok güzel etler var. Yemekler dört dörtlük. Nereden biliyorum? Çünkü yemeği yedik anonsu öyle atıyoruz. Yemeklerde müzik var sevgili seyirciler. Yalta'da yemek yerken bir yandan da müzik dinliyorsunuz. Arkamdaki arkadaşlar da buranın müzisyenleri. Gördüğünüz gibi kıyafetlerden de anlayabileceğiniz gibi Kırımlı arkadaşlar. Ve gayet de güzel müzik yapıyorlar. İşte şu anda müziğe doğru konsantreler. Peki tek bir sorun var. Şarkıya niye başlamadılar? Ben niye ampul gibi kaldım burada? Arkadaşlar söylemiyor şu anda. Söyleyecekler ama. Ben biraz daha çene yapayım o sırada. Ya da siz biraz sokaklara gidin. Sonra ben buradayım. Bu arkadaşlara şarkı söyleteceğim. İnanın bana. Turisko. 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 Ya turisko. Ya turisko. Evet sevgili kız şu anda tedirgin. To Moscow? No. Россия, Новосибирск. Oh, very cold, cold. Да. Ah, very cold. Evet, Sibirya'dan gelmiş Cezayir. Şu anda kemiklerim ısındı diyor Yalta'da. Tatile gelmiş. Ya. Evet, gördüğünüz gibi bayağı yanmış kız yalnız. Kız yanmış. Bu kız bizi de yakacak yalnız. Evet gördüğünüz gibi size el sallatıyor size. Okay. Bu kızın sizi detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Yani hayvanlar bu kız mı? Siz herkes bir şeye baksın yani. Bana göre herkese malzeme var burada. Sevgili seyirciler, koskoca kaplanı uyutan bir kedi. Ve onun yemeğini yiyor. Evet inanılmaz çok zor bir görüntü var. İleride kaplanı görüyorsunuz. Benim kadar bir kaplan var. Ve burada da kaplanın yemeği domuz. Atmışlar domuzu oraya. Ve domuzu kim yiyor? Ufak bir kedi. Evet ev kedisi boyutunda bir kedi şu anda kafesten içeri girmiş. Kaplanın yemeğini yiyor sevgili seyirciler. Kaplan uykudan kalkmak istiyor yavaş yavaş. Kedi ise yemeğini yedi, yalanıyor şu anda. Evet, yalanan bir kedi görüyorsunuz. Şu anda doydu ve gördüğünüz gibi rahat bir şekilde hayatına devam edecek. Uyanık kedi kaplanı yedi. Bu seferki kaplanımız biraz daha hareketli sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi tik tak sola sağa sola sağa gidiyor devamlı. Ve etrafa bakıyor diyemeyeceğim çünkü bir yere konsantre olmuş. Bizim tarafa doğru bakmıyor. Biz şimdi ona tavuğumuzu getirdik. Tavuk vereceğiz. Şu anda hayvan volta atıyor sevgili seyirciler. Ben de ona tavuk atıyorum. Attık sevgili seyirciler. Şu anda attık. Hayvan. Bu hayvanlar tavuk düşmanı abi. Livadiye Sarayı'nın bahçesinde sizi havaya sokuyorlar sevgili seyirciler. Nasıl havaya sokuyorlar anlatacağım şimdi. O dönemlere dönmek istiyorsanız size kiralık kıyafet veriyorlar. İşte kiralık kıyafetler. Bu kıyafetlerden giyiyorsunuz ve sarayın bahçesinde gezmeye başlıyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler kıyafetleri giymişler. Ve o dönemde yaşıyorlar şu anda. Bir arkadaş grubunu seyrediyorsunuz. You are Yalta? No. Turist. Moscow.
Very nice dress. Who's dress? Who's dress? Çar. 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 Your name? Nikolay. Çar Nikolay is the exchange. Yes. Ah, yes. Yes. And your wife? Not this my wife. Wife. Ah. Secret wife. Çar'ın eşi ve burada da sevgilisi varmış. O zamanlarda bu adamlar olaylara girmiş demek güzel. Tarih açıdan çok önemli bir noktadayız sevgili seyirciler. Burası Bahçesaray. Etrafa bakıyoruz. Evler ve güzel bir bahçe. Buranın önemi ne diyeceksiniz şimdi? Giray Han sevgili seyirciler. Zamanında Kırım İmparatorluğu'nun hanı ve Osmanlılara büyük yardım olmuş. Savaşlarda bizle beraber birçok savaşa katılmış. Burada yaşarmış. Sağımda solunda gördüğünüz yerler onun o zaman yaşadığı yer sevgili seyirciler. İşte odaları görüyorsunuz bu taraftan. Şu anda turistler için çok önemli bir nokta bu. Çünkü tarihi bir yer ve insanlar buraya gerçekten akın akın geliyorlar. Zafer gördüğünüz gibi vatanımıza geldik seyirciler. Şu anda Üsküdar'dayız. Arkamda Üsküdar'ı görüyorsunuz. Ve orada da Üsküdar'lı iki bayan. İşte Üsküdar'lı bayanlar seyirciler. Size doğru buradan el sallamıyorlar şu an. El sallayın, el sallayalım. El sallayalım. El sallayalım. Biz de onların yanına doğru gideceğiz şimdi. Evet seyirciler. Numaradan çekiyorsun. Numaradan çeker miyim ya? Yani, şey yapmıyor. Çıkacağız bütün Türkiye. Kameranın ışığı mı yanmıyor? Daha önce kaç çekime çıktık böyle? Ben çıktım ben. Öyle altta. Mi? Devamlı yanar mıydı kameralar? Bilmiyorum valla. Bizim kamera dandik böyle idare ediyor. Çekiyor mu çekmiyor mu? Çekiyor çekiyor. Çekiyor. Ne, sen ne sandın çektiğini? Şurada bir şeyler. Şurada bir şeyler oluyor diyor sevgiler. Üsküdar'dan selamlar. Üsküdar Ekrem'e Tokat'ta askerlik yapan oğluma. Evet. Nişanlısına. Öyle mi? Evet. Ha gelin. Gelin. Ha gelin tamamen dizin dibinde senin. Evet. Ekrem Allah yardımcın olsun. Artık bu kadar dekor. Allah yardımcın olsun çıkmayacak çünkü diyor. Biliyorum. En azından elini öpeyim hadi. Vallahi yedim. Yani, olsun. Keşke yedim oğlum, ama seviyorum. Keşke oğluma bir selam yollasaydık. Şimdi. Keşke. Mektup yazacağım ama bana. Ama çıkmayacağını biliyorum. Olsun. Yedim. Selam söyle yine sen. Hayır. Biz şu an Üsküdar'dayız. Niye geldik buraya? Çünkü Miriam biliyorsunuz forma istedi. Biz de forma alacağız. Forma. Nerede dur. Burası mı? Eğer mümkünse bir Hakan Şükür forması istiyoruz. Hadi efendim. Tamam. Evet Hakan Şükür forması alacağız sevgili seyirciler. Milli takımımızın şu anda oynamayan fakat ileride oynamasını beklediğimiz yıldızı Hakan Şükür formasını alıyoruz. Ve buradan şimdi apar topar formamızı alıp Afrika'ya gidiyoruz. Zaten vaktimiz kısıtlı sevgili seyirciler fakat tişörtümüzü aldık. İşte Afrika'nın ortasına geldik. Yaşasın milli takımımız diyoruz. İşte milli takımımızın tişörtü burada. Arka tarafta evler olduğuna göre bu tarafta da işte Miriam'ı görüyoruz. Miriam sevgili seyirciler burada. Köylülerle zaten samimi olmuş. Miriam nasılsın? How are you? Canım benim. Very good. Afrika'dayım. Afrika'ya alıştın artık. I'm African. Yani sen tişört evet. Dedin işte Hakan Şükür. Hakan Şükür. Ha, Hakan Şükür. O kim? Number one goal scorer. Oh I know, ha, I know. Ha, no biliyorum. Ha, arkadaşlar burada onlara mı vereceksin tişörtü? Evet, sen mi evet. Gideceksin? Yok 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 ben arkadaşıma vereceğim. Arkadaşa vereceğim arkadaşına. Evet. Yok. Tamam. Zaten evli. Evli mi? Ha, olmadı iş yani. Just the problem is the marriage. Kaç wife var onda? İki tane hanımı var ha? Çok fazla. Ha, evet. Tamam o zaman sen 3 olma boş ver. No. Tamam. Üçüncü hadi. Olmak istemiyorum. Tören için buradayız. Geldik dünyanın bir ucuna. Afrika'ya geldik. Evet Miriam Hanım. Kime veriyoruz? Evet o büyük şef. Evet. Ha, ona veriyoruz. Evet ona veriyoruz. Türkiye. Evet süper. Büyük şef Türkiye formasıyla mı geleceğiz? Aha evet. Ha, tamam ben bir dur gidiyorum. Hadi ne diyorsun? Sen seni büyük şefle bırakacağım. Okay. Ben gitmem lazım. Hadi. Plajda kızlar var. Ay. Çok güzel. Okay. Yüzeceğim biraz. Hadi. Tamam yüzeyim biraz. Güneş yanayım biraz. Evet. Çok açık çok kaldım. Beyaz çok beyaz kaldım. Oh, çok beyaz tamam. Kaldım. Sen hadi ben gidiyorum. Sen hadi, kalırsın burada. Tamam. Ben burada kalacağım. Evet. Tamam. Sen al mikrofonu. Tamam. Ben gidiyorum tabii. Nereye gidiyorum? Tabii ki gitmem gereken yerlere. Miriam'ı burada köylülerle baş başa bırakıyoruz. Siz köye devam edin. Ben de dünyayı gezmeye. Evet buradayız. Devam ediyoruz onlar arkadaşlarımla.
Birazdan belki tekrar dans edecekler. Belki ben de dans edeceğim. Bakalım. Evet, nasıl görüyorsunuz arka tarafa arkadaşlarımı? Onlar they're singing a song, the tribal, one of the tribal songs. And we have one main singer and the other ones are the ones keeping tempo. Tempo tutuyorlar. Aynı zamanda bu tarafa erkek adamlar var. Sol tarafa burada kadınlar var. Öyle dans Miriam'ı ve sempatik Afrikasını şu an için bırakıyoruz ve tekrar Yalta'ya dönüyoruz. Çünkü biz Yalta dedik sevgili seyirciler ve onu göstermemiz lazım. İşte Yalta. Şimdi yayladayız sevgili seyirciler. Ne yaylası? Kırım Türklerinin yaylası sevgili. Buradaki insanlar Kırım Türk'ü ya da Kırım Tatarı diyorlar. Zamanında burada kalmışlar, yaylalarda kalmışlar. Hepsi biraz Türkçe biliyor. Adım Rüstem. Arkadaşlar. Aziz misafirler. Selamun aleyküm. Koyun çorbası var. Dediğim gibi sevgili hepsi Türkçe yakın kelimeler kullanıyorlar. Türkçe kelimeler kullanıyorlar. Ve burada gördüğünüz gibi yemeklerini koyuyorlar ve satıyorlar. Gelin. Yiyeceğiz mi? Yemek diyor sevgili seyirciler. Yemeklerin bak buna gel yemeklerin çıkar gel. Ya arada Türkçe kelimeler var. Dimlama. Dimlama bu. Dimlama. Bana. Bana şorba. Şorba. Koy. Koy siz kırmızı. Pilav. He çok güzel pilav. Pilav. Biraz Türkçe biliyorsun. Az çık. Az çık. Bunlar Kırım Tatarı. Ve o yüzden de kelimelerin bazısını anlıyoruz, bazısını anlayamıyoruz. Hani hatta hepsine selam ettin. Hoş geldiniz. Aziz misafirler. Gördüğünüz gibi Türkçe var yani. Teşekkür ederiz. Burada yemek satıyorlar seyirciler. Burası yaylada bir yemek sokağı diyebiliriz. Herkes yemeğini yapmış. Sokakta canlılık var. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Ve Yaltalılar da buraya geliyorlar ve burada yemek yiyorlar. Çünkü fiyatlar gayet hesaplı. Yemekler de lezzetli. Ve yemeklerin sonunda da karşımıza ne çıkıyor? Böyle bir kurt köpeği ve ileride de uyuyan bir ayı. Yedi aylık bir ayı sevgiler. Bu zaten büyüdüğü zaman hanımefendinin kontrolünden çıkabilir herhalde. Yedi aylık bugünkü olayımızda ayı beslemek. Ayı nasıl beslenir onu göstereceğim size. Süt alıyorsunuz. Ayı da yavruysa böyle yalıyor. İşte sevgiler. Ayımız. İşte maşa sevgiler. Maşa olayı. Tamam maşa. Tamam canım. Tamam gerek yok. Maşa tabii şu anda süt vermeyince benden uzadı. Yaylaya çıkıp da deve gezdirmeyecek halimiz yok herhalde sevgili seyirciler. Fakat bizim bütçemiz Kamil'e yetti. Evet yavru bir deve görüyorsunuz şu anda. Ve bizdeki parayla elimize Kamil'i verdiler. Kamil'le beraber yaylada gezeceğiz şimdi. Evet, Kamil 2 aylık. Şu anda daha yürüme egzersizlerine yeni başladı. Ve şu anda gördüğünüz gibi gayet istekli bir şekilde. Evet, biz Kamil'le şu anda sabah idmanına çıktık. Hadi Kamil. Henüz hörgüçleri bile sevgili seyirciler gördüğünüz gibi daha sertleşmemiş. Kamil efendi bir deve. Şu anda boyu gördünüz. Ne yapıyoruz bunda biz abi? Kamil. Kamil. İşte baba
Şu anda gözlüklü hanımefendi gezdiren baba. Kamil gel yavrum gel. Kamil canını kurtarmaya çalışıyor. Bu herife nereden bulaştık diyor. Hop sıra geldi Kamil'le bu anımızı ölümsüzleştirmeye çalışacağız. Kamil, Kamil kameraya bak. Kamil kamera. Kamera evet. Kamil'le fotoğrafımız. Kamil bak. Kamil. Dur Kamil görmedi henüz. Kamil bak beraberiz. Kamil. Sen Türkçe biliyorsun. Türkçe yok az çıkı bileyim az çıkı bileyim. Kaç deve var sende? Bende iki deve var. İki deve var. Sen bunlar çok yemek yiyor mu bunlar? Yok. Yemez. Türkiye merhaba de Türkiye. Salam aleyküm. Aleyküm selam evet. Gördüğünüz gibi sahibiyle Kamil'e devri teslim yaptık. Kamil şu anda... Kamil kendi gidiyormuş zaten. Biz boşuna çekmişiz Kamil'i. Kamil'in biz çekiyoruz zannediyorduk. Meğerse el freniymişiz sevgili seyirciler. Hayvan bizden sıyrılır sıyrılmaz gözden kayboldu görüyorsunuz. Öndeki tek engel bizmişiz. Biz de hayvanı getiriyoruz zannediyoruz. Hayvan sıyrılmanın yolunu arıyormuş. Geceleri geldik seyirciler. Geceler derken biliyorsunuz bir restorandaydık ve arkadaşlar şarkı söylemeye başlamamıştı. Şimdi şarkı başladı seyirciler. Gördüğünüz gibi güzel bir üçlü. Şarkı da güzel bir şarkı. Hep beraber burada eğleneceğiz şimdi. Siz evinizde biz de burada bir yandan eğleneceğiz. Bir yandan tabii ki yemekleri de test edeceğiz. Yemekler mükemmel. Şu anda Acun Firar'da ekip olarak seçtiler. Son yemeğimizdeyiz. Bize şöyle bir masa donattılar burada. Biz de son yemekte konuşma hakkımızı kullanacağız şu anda. Tabii genelde şarap içiyor da biz kola içeceğiz. Ekip olarak şu anda gayet mutluyuz gördüğünüz gibi. Nikolay buranın sahibi. Nikolay, how are you? Gördüğünüz gibi dünya tatlısı bir adam. Şimdi burada racon oymuş. Yemekten sonra böyle kalkıp bir konuşma yapıyorsunuz. Şu her şey dört dörtlüktü bizim için. En kısa zamanda tekrar burada olacağız. The best team of Turkish TV. İşte dedim, bu heyecanlı olan adam herhalde çok iyi yerlere gelir diyoruz inşallah. Mütevazi soframızda seyirciler hep beraber burada kadeh kaldırıyoruz. Adriatic only. Söylüyorum. Ben isim özürlüyüm diye. Hatırlayamıyorum. Bir türlü isimleri hatırlayamıyorum. Bu seferki problem de o. Konumuz da Yonca Evcimik ve Yasemin Evcimik. Yes, and Hilo. Yeah, one second. Evet sevgili seyirciler. Ben bu işin birinden ders aldım. O yüzden bu kadar güzel dans ediyorum diyor. Hakikaten lastik gibi kız. Bir zamanlar Yonca Evcimik vardı lastik kız sevgili seyirciler. Bilenler bilir. Bu kız da herhalde buranın... Evet Yonca Evcimik deyip burada rezil olmak da var. Evet, Yasemin Evcimik diyenler de doğru söylüyordur. Her zaman her yerde bir şekilde birbirimize giriyoruz. Bu seferki konu da Asterix. Asterix ile ilgili ancak bu kadar tartışılabilir ve tartışıyoruz. Evet işte. Evet Asterix'in bana göre rahmetli oldu hayatım. Onunla ilgili resim yapmıyorum istersen. Asterix değil o kahraman. Obelix yani. Tamam Asterix'in ünlü kahraman diye devam edecektim zaten. Sen araya girme sen. İyice bilgi kurdu şeyine girdim ya. Yani bir şey söyleyeyim, senin bildiğin yerleri yayınlamayacağız zaten abi, biliyorsun. Senin bilmediğin yerleri yayınlayacağız, sen her türlü rezil olacaksın zaten. Çok iyi abi. Bu seferki konumuz saray sevgiler. Karşımızda bir saray var ve ben bir türlü saraya benzetemiyorum. Hiray Han yıllarca burada yaşamış ve Osmanlı İmparatorluğu'na bütün savaşlarda yardım etmiş. En önde koşanlar da Kırım Türkleriymiş o zamanlar. İşte o yüzden de sevgili seyirciler burayı yapmışlar. Tabii o yüzden yapmamışlar. Aslında burası sarayı. Güzel bir yer, saray. Bildiğiniz saray. Ulan burası saraya benzerim yani. İçeride çünkü saray. Öyle mi? Kapıda mıydık? Evet. Her şeyi bildiğini zannediyor. Adam öyle zannediyor. Bu seferki konu bir bebek. Ve Feridun'un ilginç iddiası. How old? How old is she? How old?
Oğlumuz. Ben mi esasım? Beş aylık. Beş aylıkmış sevgili seyirciler. One minute. Dişlerine bakar mısınız? Dişlere. Yok. Evet, altın dişiyle sevgili seyirciler, gördüğün gibi. Altın gibi adamdı hakikaten. Çocuk tüp bebek diyor. Nereden ne alaka? Yaşlı abi, görüyor musun adamı? Adam 50 yaşına yakın ya. Şaka mı yapıyor bu? Muayene mi ettin? Hemen çıkıyoruz sevgili seyirciler. Tabii ki dünya turuna. Dünyayı baştan başa gezeceğiz. Seyrederken yorulacaksınız. İşte dünya turu. Biz şimdi yeni yıla burada Çin'de nasıl gireceğiz? Tabii ki bu arkamda gördüğünüz maytapları patlatarak. Bunları patlatacağız bu elimde gördüğünüz tütsüyle. Ve böylece burası havaya uçacak. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, çabuk kaçtıyor seksiyonlar. It's okay now. Okay. Evet seksiyonlar. Patlıyoruz, hazır mısınız? Evet, heyecan dorukta. Şu anda. Okay. Evet sevgili seyirciler. Yeni yıla şu anda girdik, evet. Burası mini İsrail sevgili seyirciler. Ülkemizde de biliyorsunuz minyatürk var. Burada da şu anda maketler görüyorsunuz. Bu maketler İsrail'deki çeşitli binaların maketleri. Birçoğu tarihi tabii. Mesela solumda görüyorsunuz sevgili seyirciler. İşte büyük bir sinagog. Bu tarafta yine bir kilise görüyorsunuz. Ondan sonra arkaya doğru en arkada mesela Mescid-i Aksa'nın bir maketini görüyorsunuz. Bu tarafta da yine işte büyük bir parlamento binası. Yani bütün İsrail'deki birçok binalar burada maket olarak temsil ediliyor. Türkiye. Türk. Boğazdan konuşuyor fakat bu kız Türk. Evet, inanmayana noterden kağıt gösteremeyeceğim şu anda ama sen Türksün. Evet. Çok mutluyum, ben Türk kız gördüm burada. Evet. Ne zamandır yoksun Türkiye'de? Oo, ben Türkiye'de oturmuyorum, Fransa'da oturuyorum. Nasıl oturuyorsun? Fransa'dan geliyorum ama Lüksemburg'da oturuyorum. Of, çok karışıksın. Evet, çok. Kaç senedir yoksun Türkiye'de? Oo, hiç oturmadım. Hiç oturmadın, sen Türkiye'yi görmedin. Bir tek tatile gidiyordum. Bir tek tatile. Evet. Ama gelmen lazım, aynen. Çok güzel Türkiye. Biliyorum. Ama seneye inşallah giderim. Gidelim, şimdi baban seyredecek seni. Evet. Sen zaten telefon açmış olsun. Evet. Bu ne yapıyor oğlum? Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir araba gördünüz mü? Evet arkadaşlar, filmi koparmış. Müzik mükemmel. Evet. Burada da değişik bir araba. Burada her türlü adam görebilirsiniz. Burada isimler ülkemizde paralel. Çünkü Müslüman bir ülke, birçok ismi siz zaten biliyor olacaksınız. Tanzil. Lütfi. Manedarin. Lütfi sevgili seyirciler. İslamet. Ayandini. Nakşat. Bakri Said. Bekir Said. Bakri Said. Bekir Said. Nadia. Nadia. Fahad. Fahad. Rahali Ali. Ali. Kemardin. Kemalettin. Kemardin. Kemardin, he. Cevad Muhammed. Nasırdin Muhammed. Nasırdin Muhammed, gel buraya Nasırdin. Evet, bu Nasırdin sevgili seyirciler, buranın en küçük elemanı. Barbaros aynı zamanda sofçu içinde bir cennet sevgili seyirciler. Arkamda sofçu dostlarımızı görüyorsunuz. Nereden dostumuz oluyorlar bilmiyorum ama işte gördüğünüz gibi çocuk atladı şu anda. Açıklara doğru gidiyor. Biraz sonra dalgaları bekleyecek. Açıkta görüyor musun Feridun? Bak.
Çocuk bak beyinle yedi dalgayı. Hop gitti. Evet işte bunlar sörfçüler sevgili seyirciler. Burada sörf yapıyorlar. Mutlular çünkü saatlerce sörfü bekliyorlar. Onların işi de bu. Bu da bir spor. Gördüğünüz gibi şu an iki arkadaş birden gidiyor sevgili seyirciler. Siyah mayolu 3-4 hareket yaptı. Hala gidiyor, hala gidiyor. Evet, gerçekten muhteşem. Dalgayı üstüne almaya çalıştı. Ve bir türlü düşmek bilmiyor sevgili seyirciler. Neredeyse buradan atlayıp İstanbul'a gelecek. Bu çocukta iş var gerçekten. Çok kahvede Buenos Aires'te böyle görüntüler görebiliyorsunuz. O yüzden eğer tango seviyorsanız, müziği seviyorsanız buraya mutlaka gelin diyoruz. Böyle şovlar seyredin ve seyrettikçe de bizi anın. Aman Acun neyi yaptı da bizi buraya yolladı deyin. Yaklaşık 6 Türk şu anda. 2, 4, 600 değil mi? Türk müyüz? Türk müsün? Tamam, tamam. Tamam. Evet, arkadaş Türk değilmiş. Somali mi? Somali ama merhaba. Merhaba. Biliyor en azından. Malta öğreniyorsun. Evet, okuldan geziye geldik. Aa, çok güzel. Hangi okul? Dortmund'dan Gesamtschule. Ha, Almanya'da yaşıyoruz. Evet, Almanya'da. Senin zaten sakallar tam Alman dizaynı. Yani... İşte. Nasıl? Dizayn bu mu? Moda bu mu Almanya'da? Almanya'da bu olmuş oluyor. Evet. Yandan görelim abi seni. İşte gördüğün gibi. Birkaç kesiğimiz var. Gördüğünüz gibi şarkıları da var. Hepsi de biliyor şarkıyı. Ufak çocuklar ama öğrenmişler. Güzel bir şarkıydı. Onlarla beraber biz de söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Şöyle ortaya gelin. Şarkı bitmiyor gördüğünüz gibi. Çok sempatik çocuklar. Gerçekten burada. İnşallah ileride onların işleri olur, çocukları olur. Refah içinde yaşarlar diyoruz ama şu şartlarda biraz zor gözüküyor. Adeta ağaca çıkmış kabaklar gibi bunlar sevgili izleyiciler. Evet, kabağa benziyor buradan görüyorsunuz. Karpuz kabak karışımı ağaca çıkmış. Hani elma gibi de bir tipi var derseniz fazla yanılmış olmazsınız. Fakat tek anlaşamadığımız şey bu kadar büyüklükteki meyveyi oradan kim çıkıp topluyor? Toplayanlar nerede acaba? Evet, hani elma almaya çıkan gördüm de bu ağaca çıkmak da kolay değil. Acaba nasıl toplanıyor bunlar? Onu merak ettik. Onun için de şimdi şuradan bu ağaca çıkıp oradan 3-4 tane meyve toplayacağım zannediyorsanız tabii ki yanılıyorsunuz. Gözlerim fal taşı açıldı girerler ya sevgili seyirciler. Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Evet. Ona mı evet. Bu abi başlattı çünkü gözünü bak. Sigara yakacak mı? Ha dışarı hiç duman vermedi daha. Oğlum duman vermedi dışarıya. Ara. Evet. Ha. Elinde bak. Evet sevgili seyirciler. Ateşte oyun olmaz demişler. Alo mu? Her partinin bir oyu var. İşte yeşil, sarı, kırmızı, mavi. Demokratik bir ülke demiştik burası için. Burada da Erol var sevgili seyirciler. İşte Erol. Erol Kova. Ünlü bir lidermiş. Onun oyu bu renk olacak. O tarafta ordu yazıyor. Onun ne demek olduğunu bilmiyoruz. Ya.
binlerce kilometre uzakta gurur duyduğumuz bir tablo temsilciler. Sezen Aksu şarkısı Porto'nun en iyi kulübünde çalıyor. Belki eski bir şarkı ama bizim için çok önemi var. Hep beraber Sezen Aksu'yu dinliyoruz. عينك دبيب قولي خايف لتقولها لي لو تداري العين قلبي حاسس بيها يا غالي. Trafikte hayatımda ilk defa insanları bekletip burada şarkı söylettim. Görüyorsunuz biraz protestolar oldu tabii ama olsun, hanımefendinin sesi güzeldi. Şu anda gidiyor, polis de tabii ona biraz kızgın. Evet, olabilir, trafiği açacaktık. O da bizim Lübnan trafiğindeki tuzumuz olsun bari. Lovely. And we love her. Evet sevgili seyirciler, teşekkür ederim. Thank you very much. Evet sevgili seyirciler, aile say hi to Turkey. Evet, bütün aile kızı seviyormuş sevgili seyirciler. Bütün amacım şuydu, açıklıyorum. Bütün amacım şuydu, aralarını bozup, kızı kovdurup, ondan sonra da kızı alıp Türkiye'ye devam etmek. Tabii amacımıza ulaşamadık, olsun. Kader buymuş diyoruz ve bu aileyi burada bırakıyoruz sevgili seyirciler. Sokaklar canlı seyirciler kanında cıvıl cıvıl, işte burada da bir sokak konseri var. Gençler burada müzik yapıyorlar gördüğünüz gibi. Arkamda bütün çalgıları görebiliyorsunuz. Burada eğleniyorlar, eğlendiriyorlar. Biz de onların yanına doğru gidiyoruz, bakalım ne çalıyorlar. How many wife? One wife. Evet sevgili seyirciler. Sadece bir eş gördüğünüz gibi. Bu köy bazında arkadaş işe yaramaz durumda şu anda. Evet, sıfırda diyebiliriz. Sol tarafı doğru köyü görüyorsunuz sevgili seyirciler. Yani şurada hak veriyoruz tabii. Bu köyde hani fazla böyle dolaşacak sinemaydı, yemek yiyecek falan yerler olmadığı için insanlar çocuk yapıyorlar tabii de. Üç tane eşe gerek var mıydı? O tartışma konusu olabilir tabii. Seyirciler, tabii hızlı bir tekne bu. O yüzden adadan adaya tak tak gidebiliyoruz biz. Yaklaşık 15 dakika içinde bir adadan bir adaya zıplayabiliyorsunuz. Sağ tarafımda bir ada göremiyorum. O yüzden biz sol taraftaki adaları tercih ediyoruz. Birçok ada var etrafta. Hızımız son derece makul şu anda. Fakat yavaş yavaş motorlar ısındı. My friend! My friend! Okay. Bas gaza, bas, bas! Başladık şu anda. Kara yavaş yavaş bizden uzaklaşıyor ve hızımızı almaya başladık. Dediğim gibi 15 dakika içinde şu anda istediğimiz adaya gidebiliyoruz. Sezen, hi to Turkey. Turkey. Okay, thank you. Ciao. Bye. Bye. Evet, evet. Bye. Kızın heyecan dolu, titrek yüreğini görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Evlilik deyince pıt 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 atmaya başladı. Hala gülüyor. Bak 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 bak. Şokta arkadaşlarını anlatıyor bak. İşte mükemmel bir plaj ve Aruba. Şöyle bir bakın ve bana yorumunuzu söyleyin. Yeah.
Evet, duyar gibiyim. Mükemmel değil mi? Evet, kabul edin. İşte deniz, işte tekneler. Burada şöyle bir moda var seksiciler. Herkes bir deniz yatağı bulmuş, üzerine kendini atmış. Şöyle bakarsanız... Rüzgar olduğu için seksiciler, burada yandığınızı anlamıyorsunuz. Aromanın en önemli özelliği rüzgar olmasıymış. Ben yanıyorum şu anda mesela. İşte anlamıyorum. Değil mi? Terülüm. Sen anlıyor musun yandığımı? Sen de anlamıyorsun. Anna Maria seksiciler. Ben size kızları tanıştırayım. Anna Maria. Maria. Just Maria. Anna Maria, Maria. Evet, bu herhalde kıdemli şey. Maria'nın and Mar. Maria. Maria. You Maria. Maria and Maria, yes. Maria, Maria, Anna Maria. Very, very easy group. I will always remember, you know. Angela. Angela. No, Maria Angela. Maria Angela. Evet, sevgiler. Kızlar da bizle kafa yapmaya başladılar. Yapsınlar tabii. Bunlar da eğlenecek tabii. Dubai çöllerinde biraz müzik biraz da dans zamanı sevgili seyirciler. İşte dansözümüz kelimenin tam anlamıyla döktürüyor. Son hünerlerini gösteriyor gördüğünüz gibi. Buradaki son moda danslar böyle sevgili seyirciler. İşte belly dance gördüğünüz gibi kalçayı kıvır kıvır yaptı. Çocuğun aklını aldık. Canlı bir şeyler var oğlum. İşte sevgili seyirciler şu anda... Aa. Bu ne abi? Ben de güzel. No, no, no. Si, si, koş. Koş. Hey! Hey! Bu ne yapıyor? Bu yengeç mi? Okey, okey. Grazie mille. Kırlangıç balığı. Evet, işte sekizler. Şu anda kırlangıç balığının ağzını görüyoruz beraber. Hey. Ya. Hey, hey! Kafa yapıyor bize. Meksika müziği seçecekler. Ve insanlar para atıyorlar, bir yandan CD'lerini alıyorlar, kasetlerini alıyorlar. Burada müzik yapıyorlar. Gerçekten çok doğal bir müzik. Yani insan dinlerken burada bana göre gerçekten zevk alıyor. Duyuyorsunuz. Var mı? Evet, ilgi de var tepkiler. Şu anda yavaş yavaş insanlar toplanmaya başladı. Pazarda görürsünüz, müziği dinliyorlar ve bir yandan da para atıyorlar. Eşlik edemiyorlar tabii çünkü Portekiz, pardon, İspanyolca konuştukları için. Ama şarkı gayet güzel. Enteresan bir görüntü daha sevgili seyirciler. Maymunlar. Maymunlar şu anda bir tane yavru görüyorsunuz. Elinde kağıtla oynuyor. Ve manzaranın önünde maymunlarla karşılaştık. Bu adada demek ki her an her şeyle karşılaşabiliyorsunuz. İşte şu sevgili seyirciler kağıtla oynayan yavru maymun. Bu tarafta da babası geliyor tabii ki. Fazla yaklaşmak istemiyoruz. Bunlar yavrular. Yalnız babanın da atmosferini pek beğenmedik açıkçası. Çünkü biliyorsunuz maymunlar sevgili seyirciler ısıra da biliyorlar. Bunlar eğitimli hayvanlar değil. O yüzden fazla yaklaşmayacağız. Biraz evvel kavgadan çıktı baba sevgili seyirciler, onu anlatayım size. Biraz evvel kavgadan çıktı, o yüzden biraz sinirli şu anda beyefendi. Kavgayı çok kısa bir gösterelim size, seyredin ne yaptı. Ve seyrettiğiniz gibi biraz evvel asabi bir arkadaş. Ama şu anda kaşınıyor. O yüzden biraz rahatız.
Bu köşede başka maymunlar var sevgili seyirciler. Şurada da başka maymunlar var. Şu ormanın içine doğru girerseniz Maymunlar Cehennemi filminin adeta figüranı olabilirsiniz. Şuradan içeri girerseniz sevgili seyirciler orada daha çok maymun varmış. Aşağı doğru süper bir manzara var. Abi. Bu ısırmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Ajun Pirada. 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 Ajun Pirada.